Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte BİM'de uygun fiyata satılan oyuncu ekipmanlarına bakıyoruz. Her şeyden önce arkadaşlar sizlerle ilginç bir bilgi paylaşacağım. Dünya üzerinde yapılan DNA çalışmalarına göre her 30 kişiden birinin Viking kanı taşıdığı iddia ediliyor. Şimdi bu iddiaya göre şöyle bir düşünelim. Toplamda 2 milyondan fazla abonemiz var. O zaman belki bizim de içimizde Vikingler vardır. İşte ben de sizleri 20 milyondan fazla Viking'in olduğu dünyanın en iyi mobil strateji oyunlarından birisi olan Vikings War of Clans oynamaya davet ediyorum. Şimdi hemen siz de içinizdeki Viking'i uyandırın. Kalkanınızı ve baltanızı elinize alın. Vikings War of Clans oyununu hemen aşağıdaki bağlantılardan tıklayarak indirin ve oyuna başlayın. Bu arada oyuna sağlam bir başlangıç yapabilmeniz için 200 altın ve şehrinizi koruyabilecek bir kalkanla birlikte Valhalla'da size ait bir köy sizi bekliyor arkadaşlar. Gelin artık videomuza geçelim. Arkadaşlar bayağıdır birlikte kamera karşısına geçmiyorduk. Evet. Aynen o yüzden bir böyle bir iyi oldu birlikte girmek. Lütfün de dediği gibi bu videomuzda BİM'in kampanyasını yaptığı 20 Nisan'da mı başlıyor? 20 Nisan'da başlıyor arkadaşlar. 3 tane ürün var. Bir tanesi oyuncu kulaklığı. Bir tane mouse ve mousepad. Bir tane de oyuncu klavyesi. Kulaklıkla başlıyoruz. Kulaklığı açıyorum ben. Ben kulaklığı arkadaşlar bakmayın kulağına tabii ki de denedik. Açtık. Bilgisayarda çalışıyor bir sorun yok. Şunu da merak edenler olabilir. Konsolda da çalışıyor. Xbox'ta çalışır mı bilmem ama ben PlayStation'da çalıştırdım. Böyle. Şöyle bir devam edelim abi. Direkt aynen. Çünkü biz oyuna geçmek istiyoruz. Ben de bunu açayım bari. Aç abi aç. Çok küçük bir mousepad. Normalde profesyonel oyuncu ekipmanlarında bildiğiniz gibi mousepadler oldukça büyük olur ki şu el hareketlerini rahat rahat evet, yapabilirsiniz. Bu olmamış mousepad. Mouse kopar mı? Koparma çalış. Bu da klavyemiz arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi WASD ve ok tuşlarını kırmızı yapmışlar ki oyuncu klavyesi, klavyesi gibi olsun. Aynı zamanda buna çok benzeyen daha hani tip olarak üst modeller var. Birazcık onun sanki çakması gibi olmuş. Mouse'da da arkadaşlar yine ışıklarımız var tabii. Bu muhtemelen ışıklıdır. 3 üründe kötü bir plastikten yapılmış ama fiyatlarımız çok uygun. O konuda zaten diyebilecek bir şeyimiz yok. Çok iyi. Tersin herhalde demek. Normalde mousepad kullanmadığım için iyi geldi. Bak bu hiç olmamış abi. Evet arkadaşlar ben kulaklığı taktım. Biraz bağırarak konuşuyorum galiba. Şuradan bir kısayım. Kulaklığın birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şu arka tarafta bir kısma düğmesi var. Ayrıca mikrofonu şöyle kaldırıp indirebiliyoruz arkadaşlar. Ama şey yanlış anlamayın. Mikrofon aktif olup tekrar pasif deaktif olmuyor. Deaktif olma muhabbeti yok arkadaşlar. Şöyle çok büyük bir sorunu var. Kafaya taktınız kafanıza uymadı. Kafadayken şöyle ayarlayayım derseniz. Çok ciddi plastiklerden dolayı kulağınıza bir ses geliyor. Ben de deneyeceğim. Ve sağır olma ihtimaliniz çok yüksek. Şöyle takıyorum. Tak. Ayarlıyorum değil mi? Ayarlama bence. Evet gördüğünüz gibi ben bu sese alışık olduğum için daha az tepki verdim ama ilk defa deniyor Çağdaş. Kutusunun içinden şöyle bir kablo geliyor. Bazı bilgisayarlarda mikrofon ve kulaklık girişi ayrı olduğu için bu çeviriciyle takmanız lazım. Bu çeviricinin de olayı o ama bizim bilgisayarımızda tek giriş vardı. İkisini de oradan halledebiliyoruz. Şimdi sıra geldi. Oyunumuza. Standart mouse'u ben yönetiyorum. Klavyeyi Çağdaş yönetiyor. Anti terör olduk. Yardır bakalım Çağdaş. Adamlara doğru koşturma Çağdaş. O ne lan? Lan? Ya arkada arkada diyor. Elimizde de en iyi oyuncu ekipmanları var. Ona rağmen vuramıyoruz ya. Nasıl strafe yapıyorsun lütfen? Oğlum eğilsene arada bir. Niye? Hedef küçültmek için. Ha. Zıpla zıpla zıpla. Eğil zıpla eğil zıpla. Lütfen sana çok komik bir şaka yapayım mı? Al. Al. Teşekkür ederim Çağdaş. Bu arada sen klavyeden bahset. Klavye mükemmel. Bıçakla bıçakla. Zıplaya zıplaya Çağdaş. Zıplaya zıplaya. Böyle bir mekanik klavye gibi bir görüntüsü var ama hiç öyle bir tuş hissiyatı vesaire yok onu bir söyleyeyim. Tuşlar bayağı plastik. Eliniz terleyince o hissi alıyorsunuz direkt. Tabii o plastik malzemelerin sağlıkla ilgili sıkıntıları var ama Lütfü şu an... Doğrudur. Lütfü'den onayı aldık. Senin mouse nasıl abi? Ya sence bunu almalı mı insanlar? Alo! Pişt! Bıçak çekeyim de kendine gelsin. Ne yapıyorsun Çağdaş ya? Dışarıdan gelen sesleri... Nasıl alınır mı diyorum abi? Kulaklık nasıl? Bir yorum şimdi yap. Oyun şöyle, oynuyorsun ya. Şimdi şöyle anlatayım. Kulaklık tabii ki de mükemmel değil arkadaşlar. Zaten 25-30 lira bandında bir oyuncu kulaklığından süper bir performans beklemek ya... Bak ben onu vuracaktım ya. Yaşıyoruz lan hala. Yıkılmadım ayaktayım. 25-30 lira bandında bir kulaklıktan çok fazla bir şey beklememek lazım tabii ki de. Ancak mesela bende şimdi konsol var diyelim tamam mı? İçinden bir tane teknik kulaklık çıkıyor. Onun içinden çıkan teknik kulaklığa göre çok daha iyi. Onda
da mikrofon var ama bu kadar mikrofonu kaliteli değil. Aynı zamanda iki kulağını birden kapatmıyor. Dışarıdan gelen sesleri engelleyebiliyor vesaire. Onu gördük hep beraber, onu anladım. Aynen. Fiyatına göre iyi ama bir oyuncu ekipmanına göre kötü diyelim o zaman. Hmm. Mouse'tan da bahsedeyim. Mouse'un üzerinde ileri geri tuşu var. DPI'yi 3 farklı seçenekte ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Aynı zamanda bir de tekerleğimiz var standart olarak. Ayrıca şöyle ışıklı üst tarafında bir alan var. Işık var yani. Bir ışık var. Bu ürünleri biz internetten aldık. BİM'in beklemedik. BİM'den alınca 80 lira. İnternetten alınca 95-100 arasında bir şey geliyor. Arkadaşlar o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Video boyunca söylediğimiz gibi giriş seviyesi klavye, mouse ve aynı zamanda oyuncu kulaklığı. İllaki BİM'i beklemenize gerek yok. Gidip 20 lira fazla vererek hiç öyle sıralarda çabalamaya da gerek yok. Teknoloji bütçe işi arkadaşlar. Aynen. Bu videodan çıkaracağımız özet şu. BİM olayı virale doğru döndürüyor. Ya o şu... zaman tamam Çağdaş boş ver. Mevzusu olmaz. Boş ver. Arkadaşlar başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Aynen öyle. Ayrıca kafanıza takılan hoşçakalınlar önce onu söyleyecektik. Ben atladım. Aşağı yorum olarak kafanıza takılan her şeyi yazabilirsiniz. Siz alır mıydınız? Cevabınızı yazın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortada şu mousepad'in üstüne gelir mi Çağdaş? Şöyle. Deneriz şöyle. Buradaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Tamam. Bir resim geldi.